Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Projemiz'in el kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi adlı yazımı sizlerle paylaşacağım. Yalnız yazımın detaylarına geçmeden önce paylaşmak istediğim bir şey var. 7 gün önce LinkedIn'de de paylaşmıştım zaten. Kitabımız yani Hayatımız Proje adlı kitabımızı hediye ediyoruz. Yapılması gerekenler neler? Öncelikle YouTube kanalımıza yani şu anda video seyrettiğiniz kanala üye olmanız gerekiyor. Daha sonra bu sohbet kanallarımızdaki yani bu sohbetlerimiz içindeki videolar karşınıza çıkacak, reklam videoları. Bu reklam videolarını izliyorsunuz sonuna kadar veya reklamlara tıklayıp sizi bir başka reklam sayfasına götürecek. Hemen kapatmayın, açık kalsın. Buradan açıkçası kanalımız reklam geliri elde edecek. Fakat bu geliri bir kazanç olarak biz kitap hediyesine çevirmek istiyoruz. Ne zaman 65 liralık bir kazanç sağladığımızda bunu YouTube kanalımıza üye olanlara kitabımızı hediye etmek istiyoruz. Videolarımızı kendi sosyal ağlarınızda paylaşabilirsiniz. Hediye sırası size daha çabuk gelmesi açısından arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda 200 liralık bir gelir elde ettim zaten. Hesabıma da yattı bu para. 65 liralık kitabımızda işte ilk 3 kişiye hediye ettik. Bu sayede kitabımızı dağıtmaya devam edeceğiz. Yani gelirimiz arttıkça sırayla herkese kitabımızı paylaşıyor olacağız. Bu kadar bekleyemem diyebilirsiniz. Şu anda 380 yaklaşık 400'e yakın üye var. Tabii bu sıranın gelmesi birazcık uzun sürebilir. O zaman da ya sahibinden.com üzerinden veya gittigidiyor.com üzerinden Hayatımız Proje, Projemizin El Kitabı diye araştırma yaparsanız zaten kitabımızı doğrudan kredi kartıyla da satın alabilirsiniz. Proje yönetimi olgunluk seviyesi. Bazı yazılarımı gelen sorular üzerine yazıyorum. Aslında bu yazım daha önce blog sayfamda yayınlanmış bir yazı ve bana bir posta gelmişti. Onun üzerine kalem almıştım. Tabii daha sonra kitabımıza koyduk. Dediğim gibi şimdi de seslendiriyorum. Bu yazımda gelen bir e-postadaki soru üzerine olacak. Sorunun çok güzel olduğunu düşündüm ve herkese paylaşmak istedim. Bana gelen soru şu. Biz şirketimizde yoğun bir biçimde proje bazlı çalışıyoruz. Ve proje yönetimi kurallarını uyguluyoruz. Bu kuralları uygulamakta ne kadar başarılıyız ve proje yönetimini acaba hakkıyla yapıyor muyuz? Bunu ölçmemiz mümkün müdür? Şeklinde bir soruydu. Bu soruya benim de verdiğim cevap şu şekildeydi. Evet, bunu ölçmeniz mümkündür. Bunu PMI, Organizational Project Management Maturity Model şeklinde adlandırıyor ve hatta gösterimde OPM küp şeklinde. Türkçe'ye çevirirsek proje yönetimi hatta organizasyonel proje yönetimi olgunluk seviyesi diye de ifade edebiliriz. Proje yönetimi olgunluk seviyesi biz bunun PIOS olarak İstanbul Kurumsal Gelişim olarak register etmiştik. Kaydını yaptırmıştık. Bizden başka kimse kullanamaz bu PIOS ifadesini. Bunu yaklaşık 6-7 sene önce yaptırdık hatta. PMI'nin 10 bilgi alanı ve 5 süreç grubu için detaylı sorular ve puanlama sisteminden oluşan bir tablodan oluşmaktadır. Projenizin herhangi bir aşamasında uyguladığınız proje yönetimi aktivitelerine göre puanlar atanır. Çalışmanın sonunda her bir bilgi alanından kapsam, zaman, maliyet, kalite, risk diye gidiyor tabii ki ve her bir süreç grubundan başlatma, planlama, yürütme, kontrol, kapanış, 100 üzerinden puanlar alırsınız. Tabii ki en sonda da toplam bir puan ortaya çıkar. Böylece PMI metoduna göre hangi yönleriniz zayıf kalmış, hangi yönleriniz güçlüdür, matematiksel olarak sayılara dökülmüş olur ve iyileştirme önerileri getirilir. Biz bunu şirket olarak yine İstanbul Kurumsal Gelişim olarak danışmanlığını yapıyoruz. Bazı firmalarda böyle proje yönetimi olgunluk seviyesi çalışmalarımız var. Projenizin ortasında veya sonunda risk yönetimini ne kadar iyi yapıyorsunuz? İletişim yönetimini ne kadar hakimsiniz?
proje yöneticisinin performansı ne durumda? Bunları denetlemek amacıyla puanlar atayabileceğiniz bir sistem. Bunu hem nasıl yapılacağı konusunda danışmanlık yapıyoruz, hem de bazen firmaların bu projelerinin olgunluk düzeyini ölçümlüyoruz. Eğer ilgilenirseniz benimle olsun veya İstanbul Kurumsal Gelişim'le irtibat kurup bununla ilgili hizmetlerimizin detaylarını öğrenebilirsiniz. Evet, son sayfayı da projeyönetimi.com üzerinden görebileceğiniz eğitimlerimiz ve tarihlerini göstermek için ayırdım. Proje yönetimi sertifika programımız 18 Eylül'de 2 sınıf olarak başladı. Bir sonraki 4 Kasım'da başlayacak. Onun haricinde proje yönetimi 2 günlük bir eğitimimiz. Sertifika programı 60 saatliktir. IT'de proje yönetimi, ileri düzey yazılım projeleri ve PMP İngilizce eğitim hazırlıkları. Onun haricinde şunu küçültelim, bir sonrakini şuradan büyütelim. Yine PMP sınavı bu sefer Türkçe. Hem anlatım hem de tabii ki verilen dokümanlar Türkçe. Öbüründe de anlatım Türkçeydi ama verilen dokümanlar İngilizce olacak. MS Project'in kullanımı ile ilgili eğitimler, Agile proje yönetimi yaklaşımı ile ilgili eğitimlerimiz, ACP sınavı ile ilgili eğitimlerimizin tarihlerini görüyorsunuz. Risk yönetimi, risk yönetim profesyoneli uzmanı yani ve başarı ve sonuç odaklılık, ki bu başarı ve sonuç odaklılık özellikle söylemek istiyorum, Savaş Şakar tarafından verilmekte oldukça talep gören eğitimlerimizden bir tanesi. In-house kurma özelliği yapıldığında daha da başarılı sonuçlar elde ediliyor. Peki bir başka sayfaya geçeyim. İş analizi uzmanlığı, evet bu da oldukça tercih edilen eğitimlerimizden bir tanesi ve bununla ilgili yine bir sertifika sınav programı. Uygulamalı Scrum eğitimi, Scrum Master eğitimi, organizasyonlarda Scrum dönüşümü ve Product Owner eğitimi, program yönetimi ve proje dokümantasyonu eğitimleri, ki bunların yine altını çizerek söyleyeyim, Savaş Şakar tarafından yapılırlar bu iki eğitim. Bir diğer sayfaya geçtiğimizde ise proje yönetiminde liderlik ve stratejik planlama bir konumuz. Süre kısaltma teknikleri, bu da zaman çizelgesinin üzerinde bir takım değişiklikler yapmak üzere bir günlük eğitimdir. Yine Savaş Bey tarafından verilen eğitimlerimizden birisi ve portföy yönetimi de keza aynı şekilde Savaş Bey tarafından yapılır. Etkili iletişim ve paydaş ilişkileri yönetimi, farklı eğitmenleri var bunun da. Bunlar hakkında detaylı bilgi web sitemizden, projeyönetimi.com'dan veya 216-456-60-50 nolu telefon numarasından İstanbul Kurumsal Gelişim'den alabilirsiniz. Evet, bu haftalık da bu kadar diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.